Merhaba arkadaşlar, ben Berat. Bugün Wister'ın yeni videosunu izliyoruz. Yani geçen paylaştığı videoyu izliyoruz. Diri diri gömülü kaldım 7 gün. Bakalım kalabilecek mi arkadaşlar? Bence kalır. Peki 7 günü 10.000 kilo toprağın altında diri diri gömülü halde geçireceğim. Yaptığım en korkutucu şey olacak. Pekala, sanırım vakit geldi. Hadi beni gömün. Aa, biraz ürktüm. Çok korkutucu olmalı. Birçok insanın en büyük korkusu bu. Aman tanrım, toprak tüyler ürpertici. Kendini hazırla. Yükü indirin. Aa tanrım, tavanı tutmam gerekiyor sanki. Tavan titriyor. Önümüzdeki 7 günde canımı bu tabuta emanet ediyorum. Dua edelim ki rastgele parçalanmasın. Tabii ki söylememe gerek bile yok ama evet, her şey %100 gerçek ve açıkçası baştan ne kadar zor olacağını hiç kestiremedim. Ve meydan okuma resmen başladı. Önümüzdeki 7 gün boyunca burada mahsur kalacağım. Beni gömmeleri o kadar uzun sürdü ki daha yeni başlamışken çişim geldi. Burada tuvaletimi nasıl yaptığımı merak ediyorsanız. Evet, hiç rahat değil. 7 gün hayatta kalabilmek için. Bu çantadaki gıdayla besleneceğim. Ki burada sadece atıştırmalık ve hazır yemek var. Ayağım uçtu. 15 litrelik bu bidonda su var ve bu çantaya da bizimkiler temel ihtiyaçlarımı koydu. Muhtemelen 7. güne ulaşmadan yiyeceğim kalmayacak. Ciddi olmak gerekirse bu iş son derece tehlikeli ve boğulmamam için birinin beni sürekli izliyor olması gerekecek. Jimmy, duyabiliyor musun? Evet, üstümde Nolan'ın annesi tepiniyormuş gibi hissediyorum. 12 kişi olsaydık doğru olabilirdi. Saat gecenin biri. Birçoğunuz gidip yatacakmış gibime geliyor. Birinizin sürekli telsize yakın olması gerek. Bir ihtiyacım olursa birinizin cevap vermesi gerek, tamam mı? Ve yapacağım daha iyi bir şey olmadığından ben de uyuyacağım. Ya dinlenmiş olarak ya da 10.000 kilo toprağın altında ezilmiş olarak uyanacağım. Umarım dinlenmiş halde uyanırım. Bu meydan okumayı bitirmenin en iyi yolu uyku. Çünkü uyurken bu kutuda mahsur kaldığımı düşünüyor olmayacağım. Ama her zaman işe yaramıyor tabii. Burada sinek mi var? Amacım bu süre boyunca mümkün olduğunca fazla uyumak, akıl sağlığım için. Aa, baksanıza. İşte. Çok rahat görünüyor. Evet. Evet. Cimicim. Hayır. Nolan suratına bir şeyler çizdi. Hey Nolan, annen kaç saat sonra sete gelecek? Hayır, ne diyeceğini biliyorum. Umarım yanlışlıkla tabutu ezmez. Olamaz. Bu video için stratejim bir hafta boyu uyumak. Ama arkadaşlarımın uykumu kaçıracağını önceden düşünmeliydim. Eziyet çekeceğim. Bugüne bu pantolonu şorta dönüştürerek başlamak istiyorum. Au! Au! Tabuta yumruk attım. İlk görev tamam. Artık şortum var. Bu da yemek çantam. Şu MRI'leri deneyelim. MRI hazır gıdanın kısaltması. Tek yapmam gereken sıcak su eklemek. Yemek kimyasal reaksiyonla pişecek. Öte yandan bizimkiler ızgara biftek yapıp resmen tabutumun üstünde ziyafet veriyorlar. Jimmy, senin hatırına burada kalacağımız bir hafta boyunca biz de hazır gıda yiyeceğiz. Gerçekten mi? Evet. Ben böyle... Hayır. Tarkin arkadan hayır dediğini bariz duydum. Hazır makarnanın tadını çıkarmaya bak. Ve işte benim durumum da böyle. Çıtır çıtır bu. Neden makarna çıtır çıtır ki? Bu mükemmelmiş. O kadar sıkıldım ki eğlencesine ellerim acıyana kadar tabutu yumrukladım ve yumruk atmaya devam etmek için elime bir çorap geçirdim. Eğlenmek için her şeye razıyım. Oo Jimmy. Şükürler olsun, çok sıkıldım. Bir saniye. Oo. Hey, ne yaptınız? Hey, gerçekten korktum. En azından ne yaptığınızı biraz açıklasanız. Burada hayatım söz konusu. Pekala. Hayır. Ne yazık ki bizimkiler bir şey açıklamaktan acizler. Yaptıkları şuydu. Tabutuma kadar bir boru indirdiler, toprağı vakumladılar ve hepsini sırf medikal bir kamerayla acı çekmemi izlemek için yaptılar. Oldu mu? Evet işte, geri tepiyor. Geri tepiyor işte. İçeri girme zamanı. Ameliyat gibi bu. Bu da ne? Bacağımdaki sinek ödümü kopardı. Benden uzak dur. Sabit tutmaya çalış. Böyle devam et. İşte orada. Eğlendiniz mi? İyi geceler Jimmy. Ve ikinci günün sonuna doğru bizimkiler karavanda vakit geçirmeye gittiler. Ve ben de sıkılmış olduğumdan önemli eşyaların olduğu çantayı karıştırıp içinde ne olduğuna bakmaya karar verdim. Bekleyin, kartı açıyor.
Bu Nolan'ın annesi mi? Annenin fotoğrafını buldum. Aa dostum. Sen mi yaptın? Hayır. Dostum kim yaptı? Nolan bu annen mi? Aman tanrım göğsüne koymuş. Aman tanrım. Bir şekilde bu fotoğrafı kaybetmek haricinde hangi sebeple pes Oral-B'den Spy tüketicilerin oylarıyla yılın en iyi diş macunu seçildi. Şimdi siz de deneyin. Acıktıysan getir yemek, getir yemek. Pes edebileceğimi düşününce aklıma burada kakamı yapmak istemediğim geliyor. Bir de sırt ağrısı, sırt ağrısı, sırt ağrısı ve belki de sırt ağrısı. Sizin de fark ettiğiniz gibi işler benim için zorlaşmaya başladı ama her zamanki gibi çok daha zorlaşacağından emin olabilirsiniz. Çok yoğun yağış var şu an. Ben de gök gürültüsüne uyandım. Nolan. Ne oldu? Uyan. Jimmy'yi kontrol etmemiz gerek. Ezilmediğinden emin olmalıyız. Aslında biraz endişeliyim. Biraz cenaze ortamı var burada. Toprak ağırlaşmış mıdır sence? Yağmurla ağırlaşmıştır. Jimmy! Sanırım onu nasıl uyandıracağımı biliyorum. Biri kazı mı yapıyor? Bugün zor geçecek. Daha pantolonumu üstüme geçirmedim ama işler çığırından çıktı bile. Jimmy, bizi duyuyor musun? Orada ne yapıyorsunuz? Şu an tabutunun üstünde 15 hoparlör var. Aa, tahmin edeyim. Chris aptalca şarkılar çalmak üzere. Jimmy, burada parti veriyoruz. Aa, yok artık. Hey, tabutum resmen titriyor. Jimmy, deprem oluyor. Aman tanrım. Durun, bu da ne? Tabutun bir tarafında gevşek bir vida olduğunu fark ettim. Tabutun içinde tahtaları eksildi. Bas sesinden mi oldu? Dalga mı geçiyorsun? Resmen bastan oldu. Vida gevşek olduğu için biraz endişelenmeli miyim? Sona getir. Orada ne halt yiyorsunuz siz? Titriyorum. Aa, bu titreşimler biraz başımı ağrıtıyor. Ha, saçımda niye çiçek var ki? Çıldırmak üzereyim. Tamam. Hadi bir tünel kazalım. Tam buradan kazmaya başlayıp Jimmy'nin tabutuna kadar kazmaya devam edeceğiz. Hoparlörler çok gürültü yapıyor. Bu sayede kazdığımızı fark etmez. Bir fikrim var. Bence hoparlörlerden inşaat sesi çalalım. Böylece kepçenin sesini duyamasın. Ne dersin? Ciddi bir gürültü var ve telsize de kimse cevap vermiyor. Yani ya ölmek üzereyim. Video oyunu oynamak gibi. Ya da aptalca bir şey yapmak üzereler. Birini gerçekten öldürebileceğime hesaba katmazsak. Şu anda resmen 50 saatin sonuna geldik. Bu meydan okumayı son yaptığımdan daha uzun süre burada kaldım. Kanımın pıhtılaşmaması için her gün hareket edeceğime dair doktoruma söz verdim. Çünkü görünüşe göre 7 gün boyunca uzanmak ölüme yol açabilirmiş. Kuyu kazıyorum. Chris için toprağı gevşetmeliyiz. Bizimkilere dumbbell koyun dedim ve 1,5 kiloluk dumbbell koymuşlar. Ay 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 ay. Berbat kokuyorum. Tamam. Evet, 2 gün sonra ayağa kalktığımda ölme ihtimalimi düşünmemek için elimden geleni yapıyorum. Chris! Birkaç metre daha kaz! Benim bunu kullanmaya yetkim bile yok. Tabutta canım çok sıkıldı. Bütün gece ayakta kaldık ve bu tüneli kazdık. Yani o adama kazması için para ödemedik. Güvenli mi? Sonra sıra bende. O ne öyle? Sen de arkamızdan gel Tarık. O da ne? Siz de arkamdan gelin. Bu meydan okumanın tuhaf yanlarından biri de birçok kameranın sürekli ama sürekli kayıtta olması. Birkaç santimetre daha kazarsak tabuta ulaşacağız. İlk günlerde pek rahatsız olmamıştım ama birinin sürekli beni izlediğine dair tuhaf bir his duyuyorum ve bu da rahatsız etmeye başladı. İşte burada, işte burada. Neredeyse ulaştık. O duyduğum ses de nedir? Merhaba Jimmy. Ne? Merhaba Jimmy. Jimmy! Jimmy! Hey Jimmy! Görüyor musun? Ha, Nolan'ın alnını görüyorum. Evet, görmemek mümkün değil. Tüneli kazmanız ne kadar sürdü? Resmen bütün gece Jimmy. Bugün bunun olmasını hiç beklemiyordum. Hey Nolan, bir saniye. Bu fotoğrafa ne diyorsun? Annemin o fotoğrafından kurtulman için ne yapmam gerek? Çıldırmama engel olan tek şey bu. Nasıl geri alabilirim? Bunu çerçeveletip saklayacağım, üzgünüm. O kadar uzun süredir tabuttasın ki kanalımıza ne olduğunu bile unuttun. Evet. Evet! 200 milyona ulaşmak üzereyiz. Tabutun içindeyken 200 milyon takipçiye ulaşacaksın. Keşke canlı görebilsem. Ben de dostum. Ben de. Nolan'ın da sana bir sürprizi var. Bu Feastables barları Jimmy'ye bantlayacağım. Aman tanrım burası çok sıcak. Yeni Feastable bar mı? Hey! Aslında çok güzel bir reklam olabilir bu. Şimdi ve her hızlandırılmış çekimde Feastables burada olacak.
Umarım yarın daha kolay geçer. Tuhaf bir his. Çok yorgunum ama nedense uyuyamıyorum. Bilemiyorum. Hiç başıma gelmemişti. Neden ağlıyorum bilmiyorum. Hay, 5. gün resmen bitti. Bu kabusa 2 gün daha katlanmam gerek. 5 gün boyu uzanmak insan doğasına aykırı bence. Bunalıma girmemiş gibi yapacağım. Çok az kaldı. Bayağı sıcak. Jimmy, paintball silahı getirdik ve mezar taşını ateş edeceğiz şimdi. Kulağa hoş geliyor. Peki ben... Onlara ne diyeceğimi bile bilmiyorum. Jimmy, orada eğlenmek için ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Ruhum ızdırap içinde. Hiç kakanı yaptın mı? Gerçekten yapmam gerek ama 2 gün daha tutabilmeyi umuyorum. Neden bilmiyorum ama hiçbir şey yapmak gelmiyor içimde. Tam 5 gündür burada yatıyorum ve yemek yapmaya bile enerjim yok. Çünkü burada tuvaletimi yapmam bile çok zor. Nasıl oldu sormayın ama kazara şortuma biraz idrar bulaştı. Ben de idrar bulaşan kısmı şimdi kesiyorum. Şort bu kadar kısa olduğu için üzgünüm. Bu mide bulandırıcıydı. Jimmy, kutlama için buradayız. 200 milyon aboneye ulaşmak üzereyiz. Peki tahminen ne zaman ulaşacağız, ne kadar sürer? Ben nereden bileyim ki? Bizden ne bekliyor ki? Gün boyu kendimi berbat hissettim ama 200 milyon takipçiye ulaşmak üzere olmamız aslında beni biraz sevindirdi. Yani 200 milyon takipçiye ulaşmak üzereyken Verizon Home İnternet'te bahsetmenin bence tam sırası. Şu an bana internet hizmeti sunuyorlar. Yani 200 milyona ulaştığımızı sponsorumuzdan bahsederken canlı izleyebilirim. Çok iyi fikir. Verizon 5G Home İnternet tam da tahmin ettiğiniz şey. Yok. Evde kullanabileceğiniz Verizon'ın inanılmaz hızlı geniş bantlı ağ hattına bağlı kablosuz internet. Ve bu videoya sponsor olmak istediklerinde ben de yerin 3 metre altında çekiyor mu diye sordum. İşte şimdi bağlıyoruz. Güzel. Tamam, bağlandım. 200 milyona ulaşmamızı izleyebilirsin. Verizon sayesinde bu küçük kutuya kabloyla bağlanarak şu an Amerika'nın en kaliteli 5G ev internetine erişiyorum. Gerçekten işe yaradı. Yerin 3 metre altında olmama rağmen abone sayısını canlı takip ediyorum. Karlı 18 yaşından büyük olan izleyicilerimizin sınırlı sayıda da olsa Verizon'a abone oldukları takdirde Xbox Series X kazanacağını biliyor muydun? Sanki paradan nefret ediyorlar. Yani açıkçası evet. Ve ayda yalnız 35 dolara sahip olabilirsiniz. Dünyadaki en hızlı ve en güvenilir internete erişme istiyorsanız hemen MrBeastVerizon.com'a gidip adres bilgilerine girin ve bölgenizde mevcut olup olmadığını öğrenin. Ama şimdi 200 milyon abone hedefine odaklanalım. Çok yaklaştı. Öncelikle Nebraska'da yaşayan sıradan bir insandım ve... Şimdi de Kuzey Carolina'da yaşayan sıradan bir insansın. Evet. Önceden Nebraska'da yaşayan sıradan bir insandım. Carl şu an içinden geleni söylüyor. Ne olduğunu taklit etme. Eskiden bu yemek yerken hakkında konuştuğumuz bir şeyken şimdi 200 milyon aboneye ulaşmak inanılmaz. Sizlerle çalışmaktan onur duyuyorum. Daha büyük hedeflere de varalım, tamam mı? Ve son olarak Chandler, kapanışı yap. Burada ilk çalışmaya başladığımda 7 kişiydik ve ben de hademeydim. Şimdi ise 200 milyon abonemiz var ve çok minnettarım. 11 yaşında video çekmeye başladım. Şimdi 25 oldum ve 40 yıl düşünsem kanalım bu kadar büyüyeceği aklıma gelmezdi. Yani 200 milyon aboneye ulaşmak üzereyken her biriniz videolarımı izlediğiniz için minnettar olduğumu bilin isterim. Hiç izlenmeyen videolar yüklediğim günleri dün gibi hatırlıyorum. Çok teşekkür ederim. Rakamların artışını izleyelim. İşte bu. İşte bu. Başardım. Üzülerek söylemem gerekiyor ki dostum, şimdi bağlantını kesmemiz gerek. Hayır, dur biraz. Kız arkadaşımı aramaya bile fırsat bulamadım. Tamam, hallederiz. Pekala dostum, biz biraz uzaklaşalım. Sen de rahatça konuş. Ne? Hadi ama geri bağlayın. Yalnızca 2 dakika arayıp hayatta olduğumu söylemek istiyorum. Hadi yemek yiyelim. Pekala. Bilmiyorum. Arada içimden ağlamak geliyor ve neden ağladığımdan tam emin de değilim. Bizimkilerle 200 milyona ulaşmak keyifliydi. Ama şimdi yapayalnızım ve yine burada gömülüyüm. Tam 5 gün oldu. 5 gündür tabutta yapayalnızım. Açıkçası 2 gün daha burada nasıl kalacağım bir fikrim yok. Dibe vurmak üzereyim. Hey Jimmy, keyfin nasıl? Cevap yok. Yaşıyor mu bilmiyorum. Nolan, beni kontrol ettiğin ve ilgilendiğin için sağ ol ama... Durumun nasıl merak ettim yani. Jimmy başta korku içindeydi. Sonra çenesi iyice düştü ve şimdi ise mutsuz bir çocuk gibi. Sırf içerik için sizinle konuşmaya çalışıyorum ama... Açıkçası içimden hiç konuşmak gelmiyor. Sadece buradan çıkmak istiyorum.
Evet, aklını kaçırdı. Keyfini yerine getirmenin bir yolunu bulmalıyız. Ben birkaç yere telefon edeceğim. Daha önce söyledim mi bilmiyorum ama tüm çiş şişelerim doldu. Ne zaman işemem gerekse hazır yemeklerden birini yiyip paketin içine işiyor ve paketi geri kapatıyorum. Biraz fazla detay verdim, farkındayım. Ama bu iğrenç bir meydan okuma ve çıkmak istiyorum. O kadar kötü durumdaydım ki bu dünyada keyfimi yerine getirebilecek tek bir şey vardı. Jimmy, ziyaretçi getirdim. Kimi getirdin? Ailem. Nasıl gidiyor? Yerin altında kaldığın süre boyunca Nolan'ın annesinden hiç bahsettin mi? Hayır. Sivilcelerinize söz geçiremiyor musunuz? Yenini ve... Ben hiç bahsetmedim. Peki ya fotoğraf? Neden bahsettiğinizi hiç bilmiyorum. Onu boş verin de Nolan hakkında bana anlatabileceğiniz yüz kızartıcı herhangi bir şey var mı? Pekala. Jimmy, saymakla bitmez ki. Anlatırsanız bu meydan okuma kesinlikle kolaylaşır. Bize yıl sonunda baloya gideceğini söylemişti ama aslında kısa süreliğine yan komşuya gittiğini öğrendim. Bir gün Noel de eve yanında bir kızla gelse keşke. Duymak bile keyfimi yerine getirdi çünkü videonun yorumlarında çılgınca şeyler olacak. Jimmy'den nefret ediyorum. Annemin bir sorusu daha var. Söyle. Tamam, şimdi gidebilirsiniz. Hoşça kal Jimmy. Yine mi telsize attı o? Hepiniz geç uyumayı seviyorsunuz ve erken kalkmak istemiyorsunuz. Umurumda değil. Tam 12 saat sonra kazmaya başlamanızı istiyorum, tamam mı? Biraz erken sanki, değil mi? Saat kaç? Alarm bizi uyandırdığı sürece bir sorun olmaz. Öyle değil mi? Buradan çıktığımda kamp pıhtılaşmasından birden düşüp ölüversem ne yapardınız? Yerin çoktan hazır. 12 saate görüşürüz. Anlaştık. Birazdan uyuyacağım ve umarım sabah gözlerimi açtığım zaman biri beni tabuttan çıkarmış olur. Üzgünüm, gözlerim neden doldu bilmiyorum. Hayatımda hiçbir şey için bu kadar heyecanlandığımı sanmıyorum. Yarın gün ışığını görmek için sabırsızım. Sabah görüşmek üzere. Yarın harika olacak. Son gecem için burada yatarken aklımdan geçen tek şey yarın ayağa kalkıp kalkamayacağım. Bu kadar süre hareketsiz halde uzanmak normal bir şey değil. Millet, 7. gün resmen bitti. Evet. Ağır iş yapmayı sevmediğinizi biliyorum ama beni buradan çıkarın hadi. Seni hemen çıkarıyoruz Jimmy. Resmen işin en kötü kısmı bu. Çünkü aptal arkadaşlarımın beni buradan çıkarmasını bekliyorum. Ve elbette ayağa kalktığım zaman ölüp ölmeyeceğim sorusunun getirdiği gerginlik de var. Yani evet. Kepçeyi getirin. Çıktığımda kesin ilk söyleyecekleri şey kötü koktuğum olacak. Jimmy, Noel Baba kılıklı bu adam şimdi seni oradan çıkaracak. Karlı adamın nasıl göründüğü umurumda değil. Artık çıkarın beni bu tabuttan. Kas! 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 Saniyeler kaldı. Üstüme örtülü toprak gün ışığına dönüşmek üzere. Sabırsızım. İşte bu kepçe. Biraz ürkütücü. Gün ışığını görebiliyorum. Jimmy! Hey! Hey! Jimmy! Keyifler nasıl? 7 gün boyunca hiç görmediğim için güneşin nasıl göründüğünü tarif etmek çok zor. Aman tanrım. Yine ağlamaya başladım. Neden bilmiyorum ama tutamıyorum işte. Başardık. Başardık. Şimdi aklımda kalan tek soru, ayağa kalktığımda kamp pıhtılaşmasından ölüp ölmeyeceğim. Şimdi cevabı öğreneceğiz. Jimmy, hazır mısın? Sakın üstüme düşürme. Eminim berbat kokuyordur. Sizi tahmin etmek çok kolay. Bunu söyleyeceğinizi biliyordum. Hemen sevinmeyin. Ya kamp pıhtılaşmasından ölürsem? En azından hemen ayağa kalkma. Dur. Doktorun gelmesini bekle. Mide bulantısı veya baş dönmesi var mı? Nasıl hissediyorsun? Yavaş. Kulağa yeterince iyi geliyor. Hadi. Tamam. Bir haftadan beri ilk ayağa kalkışım. Aman tanrım, bacaklarım tutmuyor. Harika. Tamam. Başardın. Çok iyi. Hadi bakalım. Ama kan beynime sıçradı resmen. Aslında bu inanılmaz bir his. Ama asıl sürpriz hemen yer üstünde beni bekliyordu. Avacınla ne kadar çok insan var. 7 günün sonunda şimdi 200 milyon takipçiyi doğru dürüst kutlamam mümkün oldu. Evet. Harikasın. 200 milyonu kutlamalıyız. Şimdi hepiniz iç çamaşırımı gördüğüne göre bu videoyu bitirelim. Her zamanki gibi patlamayla bitirelim. Patlattı arkadaşlar. Ve evet arkadaşlar. Videomuz bitti. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.